yapacağız? Ekmeğimizi elimizden aldın. Başımızdaki damı yaktın. Nereye gidecek bunca kadın? Hepiniz. Hepiniz benim bacımsınız. Başınızın derdi tasası benim boynumun borcu. Bundan böyle karnınızı doyurmak için kimseye hizmet etmeyeceksiniz. Kimsenin buyruğunda değilsiniz. Artık hepiniz özgürsünüz. Ya Sarı? O meydana çıkınca ne olacak? Hepimizi vurur. O şerefsiz kılınıza dokunamaz artık. Şimdi gidecek yeri olmayanlar, başını sokacak dam bulamayanlardan ben mesulüm. Bana bakın. Bunca yıl bu kadınların sırtından karnınızı doyurdunuz. Şimdi sıra sizde. Adam gibi bu kadınlara sahip çıkacaksınız. Ele güne muhtaç olmayacak hiçbiri. Kol kanat gereceksiniz. İhtiyaçlarını, müşküllerini göreceksiniz. Hepsi size emanet. Yetişemediğiniz yerde bana geleceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ayrıca duyan duymayana söylesin. Sarı Cemal'in mıntıkası benimdir. Bu mahallenin düzeni artık benden sorulacak. Bundan böyle mahallede genele başmak yasak. Araç toplamak, tefecilik yapmak yasak. Kimin neye ihtiyacı varsa bana gelecek. Mahalleye musallat olan dert bana bildirilecek. Bu kurallara uyulacak. Uymayana hesabını sorarım. Yürü be kırdayı. Eyvallah. Sen düzeni kur, biz korumaya gönüllüyüz abi. Estağfurullah. Kızımızı çocuğumuzu sayende artık korkmadan sokağa salabileceğiz. Sağ ol. Allah razı olsun. Yürü be kırdayı. Helal olsun. Gel başım. Oğlun nerede biliyor musun? Yok abi. Ama yetimhaneye bırakmış diye duydum Sarı. Peşine düşmeyeyim diye de söylemediler bilhassa yerini. Anlaşıldı. Sen oğlunun adını soyadını söyle bana. Tuna. Tuna Bangıç. Tamam bacım. İlgileneceğim ben. Gel kızım sen bir. Sen abi, şimdi bugün bende kal, sonra bir yer. Benim adım Taslim. Bunca sene Sarı Cemal hesabına çalıştım. İstemem demezsen, gölgen de bana değer verirsen, bundan böyle ne emredersen onu yaparım. Ben de arkadaşlarla.